Günaydın, günaydın. Bana günaydın, size günaydın herhalde, bilmiyorum. Her neyse, Siyastok Ezgi Van yok. Bugün yine vlogla karşınızdayım ama bu sefer Budapeşte'yi geziyoruz. Bugüne kadar çok fazla Budapeşte'de vlog çektim biliyorum ama hiçbirinde size Budapeşte'nin tarihinden ya da Budapeşte'de gezdiğimiz yerlerin hikayelerinden bahsetmedim. Sadece göstermiş oldum. Tekim, tüm gezi boyunca tekim. Bu yüzden hiçbir şekilde farklı bir dil konuşulmayacağı için de size yeteri kadar bilgi verebileceğimi düşünüyorum. Her neyse, bugün Parlamento'yla başlıyoruz gezimize. Birazcık Parlamento'nun tarihinden bahsetmek istiyorum. Hemen 2 dakika. Şimdi şöyle bir durum var. Budapeşte'de bulunan parlamento dünyanın en büyük 3. parlamentosu. Aynı zamanda... Hello! Ama benim ilgimi çeken şey aslında bu 3. en büyük parlamento olması değil. Seçtikleri sayılar ve yapı dışında kullanılan altınlar. Şöyle bir şey var. Bu parlamento tamı tamına 691 odadan ve 96 metre yüksekliğinden oluşuyor. Yaklaşık 20 kilometre kadar da bir alanda bulunuyor parlamento binası. Bu 96 metre yüksekliğinde olarak seçilmiş olmasının nedenleri var. Şimdi birincisi şu, bu 96 metrekare yüksek, 96 metre yüksekliğinde seçilmesindeki en büyük neden şu. 896 yılında Macaristan Macar Krallığı'nın kuruluş tarihi. Bundan emin değilim, bunu unutmuş olabilirim. Her neyse, öyle bir olaydan dolayı 896 sayısındaki 96 sayısı seçiliyor. Bu 96 sayısının tek seçilme nedeni bu da değil. İkinci en büyük seçilme nedenlerinden biri de var. Macaristan'ın Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 1896 yılı. Bu yüzden de 96 metre yüksekliğinde yapılmış bir parlamento binası var Budapeşte'de. Bu 96'nın bir özelliğini daha söylüyorum size. Çok kısa bir özelliği ama bence çok güzel bir özellik. Burada bulunan en büyük bazalikalardan biri olan Aziz Stefan Bazalikası'nın yüksekliği de tam tamına 96 metre. Bunun da 96 metre olarak seçilmesindeki neden de din ve devlet işlerinin aslında eşit olduğunu, bunu anlatmaya çalıştıklarıyla alakalı bir durum. Bilmiyorum ama 96 rakamı bence Macar halkının uğurlu sayısı olabilir. İşte gezimizde en çok acı bulunan bölgelerden birine geldik ve buradaki hikayeden de biraz size bahsetmek istiyorum. Arkamda gördüğünüz tüm ayakkabıların aslında hepimizin bildiği Tuna Nehri kıyısındaki ayakkabıların hikayesinden, bunun hikayesinden biraz bahsedeceğim. Çok kısa bildiğim kadarıyla. 1944 yıllarında Hitler tarafından Macar hükümeti devrediliyor ve Macar hükümeti devredildikten sonra yerine farklı bir hükümet çıkarılıyor. Bu Macar hükümeti devredildikten sonra tabii ki Hitler tarafından devredildikleri zaman 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere çok ciddi bir soykırım ve katledişler oluyor Macaristan'daki Hitler tarafından aslında, yeni hükümet tarafından. Ve yaklaşık 80 bin Yahudi buradan zorla Avusturya'ya göç ettiriliyorlar. 20 bin Yahudi'den de yaklaşık 20 bin kişi olduğu tahmin ediliyor ama gerçek bir sayıyı ben bilmiyorum. Yani 20 bin civarında diyebiliyorum. Yahudi insanları da Tuna Nehri kıyısı boyunca ayakkabılarını çıkarttırıp Tuna Nehri'ne atlamalarını istiyorlar. Ve bu 20 bin insan ayakkabılarını şurada temsil olarak duran yerdeki gibi çıkarıp Tuna Nehri'ne atlıyorlar. Ve Tuna Nehri'ne atladıktan sonra da çok acı şekilde infaz ediliyorlar.
Buradaki ayakkabıların temsili olarak burada durmasının nedenini hatta bildiğim kadarıyla Türk biri temsil ediyordu. Bir Türk'ün projesiydi. Can Togay olması lazım. Can Togay ya da Can Togay. Tam soyadından emin değilim ama onun yapmış olduğu projelerden biri bu da. Yaklaşık burada 60 çifte de yakın ayakkabı var. Ve zamanında dönemin başbakanı çocuklarıyla falan birlikte burada Yahudilere yapılan soykırımı anlıyoruz ve acınızı paylaşıyoruz temsili olarak. Burada Tuna Nehri boyunca yürümüş. Burası tabii şu an turistik yerlerden biri olsa da aslında gelen herkes bunu okuduğunda, bu hikayeyi bilerek geldiğinde istemsizce de olsa gözleri doluyor. 60 tipte yakın ayakkabı bulunuyor olabilir ama o gün tahmini şartlarla 20 bin insan Tuna Nehri'ne atılarak, ayakkabılarını çıkartıp atlatılarak ve üzerlerine infaz edilerek, saldırılarak öldürüldü. Buradan göçmek zorunda kalan diğer Yahudiler de başlarına neler geldi kim bilir. Şimdi yakından ayakkabılara birazcık bakalım, ondan sonra devam edelim. Bahsettiğim Parlamento'nun oradayken Tuna Nehri'nin kıyısındaki ayakkabılardan önce bahsettiğim yerlerden birindeyiz. Aziz Stefan Bazalikası. Buranın da küçük bir hikayesi var. Önce ondan bahsettim. Zaten Macaristan'a gelen herkes, Budapest'e gelen herkes şunun önünde bir fotoğraf çekiliyor. Bu kilisenin önünde. Bazalika'nın birazcık hikayelerinden bahsedeyim. Şöyle bir durum var. Bazalika aslında Macaristan'daki Budapest'teki en büyük bazalika. Macaristan'ın da en büyük, Budapest'in de en büyük bazalikalarından biri. Güney tarafında Macaristan'ın en büyük kilise çanı bulunuyor. Yaklaşık 9,5 ton, 10 ton arasında bir ağırlığı var. Bu bilgiler belki gereksiz gelebilir ama bu parlamentonun önünde söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Umarım bu arada sesim geliyordur. Bazalika'nın boyu 96 metre. Aynı parlamentonun boyu gibi. Bunun nedenini de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olduğunu ve birbirinden farklı olduğunu ama aynı şekilde de eşit olduğunu göstermek için yapılmış şeylerden biri. Bazalika'nın başka özelliklerinden biri, bazalika çok uzun yıllar boyunca inşaat süresinde kalıyor. Neden de şöyle bir şey var, 1850 ya da 1851 yıllarında başlanan bu bazalikanın inşaatı 50 yıldan daha fazla sürüyor. Tam bazalikayı yarıladıkları zaman bazalikanın bulunan kulelerinden biri çöküyor ve çöktükten sonra inşaat resmen sıfırdan tekrar başlamış oluyor. Bu yüzden 50 yıldan daha fazla bir süre bu bazalikanın inşaatı devam ediyor. 1906 yılında olması lazım bazalikanın inşaatı tamamlanıp artık bazalik olarak görevine başlıyor. İlk zamanlarda burası bir katedralmiş, Aziz Stefan katedraliymiş. Ancak ondan sonra Papa'nın emriyle katedralden bazalikaya, kiliseye döndürülüyor. Neden adı Stefan? Ondan da bahsedeyim birazcık. Adının Stefan olmasındaki nedenlerinden biri, Aziz Stefan olarak bahsedilen adam Macaristan'ı Hristiyanlığa götüren miydi? Macaristan'ı Hristiyan dinini benimseyen miydi? Öyle bir anlamı var. Yani o adam da burası için önemli olan bir adam. Bu yüzden adı Aziz Stefan. Bazalikası daha detaylı bilgiler istiyorsanız yazıp Google'a öğrenebilirsiniz diyorum. Benim bildiğim bu kadar. Bazalikanın üzerinde Latince olması lazım. Bir yazı yazıyor. Tam şu kapısının üzerinde yaklaştığımızda göstereceğim. Orada yazan şey de Latince'de ben hayatım ve gerçeğin yoluyum tarzında bir anlamı var. Başka söyleyeceğim bir şey. Bazalikanın içine bugün çıkmayacağım çünkü daha öncesinde çıktığım için hani biletimi oraya harcamaktansa farklı bir müzeye harcamak istiyorum. Ama daha önce çıktığımda yukarıdan da çok güzel çekimler yapmıştım. Onu da izlemek isterseniz onu da videosunu şuralara bir yere aşağıya açıklamalar kısmına koyabilirim. Aynı şekilde bugün gittiğim yerlerden birkaç tanesini daha yakından çekilmiş hallerini aşağıya koyacağım eğer bu videolar yeterli gelmediyse. Bir de şunu söyleyeyim, Macaristan'da bildiğimiz Aslanlı Köprü, Zincirli Köprü şu an tadilatta ve tadilatta olduğu için oraya gidemiyoruz. Oradan yürüyemiyoruz, orada fotoğraf falan çekilemiyoruz. O yüzden orayı da size gösteremeyeceğim. Eğer gitmeden açılırsa gösterebiliriz ama açıkçası açılacağını pek ümit etmiyorum. Knows I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact,
Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Ya şimdi size tek başına seyahat yapmadım. Bak bunu her videoda söylüyorum, her videoda söyleyeceğim, her videonun sonuna kadar da söyleyeceğim. Çünkü tek başına seyahat yapmaktan çok fazla korkan insanlar olduğuna adım kadar eminim. Bunlardan biri de bendim. Her neyse şöyle bir şey var. Tek başınıza eğer bir yerlere gidip seyahat ediyorsanız çok güzel arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Ve gerçekten yani şöyle söyleyeyim. 6 sene zaten bir arkadaşlık kuruyorum ama şu tek başıma gezdiğim. O kadar insanla tanıştık ki, o kadar insanla güzel güzel anılar biriktirdim ki. Az önce bir sen kadına denk geldik. İşte fotoğraf çekecek. Ve çantalarıyla falan geziyordu. Ben de istersen ben senin resmini çekebilirim dedim. Her neyse bunun sonucunda kadınla işte konuşuyoruz ve şey dedi bir anda. Londra'da dedi benim çok fazla Türk arkadaşım var dedi. Ve şaşırdım falan. Ya demek istediğim şu ki tek başınıza seyahat etmekten korkmayın. Tek başınıza fotoğraf çekilmekten korkmayın. Çünkü insanlar da rica ettiğinizde insanlar da bunu tamam diyor. Zaten bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kesinlikle burada fotoğraf çekilecek, o zaman ben de çekilebilirim. Böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Şimdi sen dondurmacının önündeyim. Buradaki Aziz Stefan Bazilikası'nın önünde bulunan dondurmacılardan biri. Dondurmalarını gül şeklinde yapıyorlar. Isparta'ma selam olsun falan diyormuş. Dondurmalarını gül şeklinde yaptıkları için aslında buradaki herkesin aldığı dondurmalardan biri. Her neyse şimdi deneyeceğiz. Evet, buraya geldiğimden beri hala dondurmayı yemedim arkadaşlar. Ben bugün buradaki tam bir turist Ömer modundayım. 8 aydır burada yaşıyor gibi değil de sanki 2 günlük Türkiye'den buraya gelmişim gibi takılıyorum. Bozmayın. Thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable. Oh.